Herkese kucak dolusu selamlar. Bu videoda size kişisel gelişim yolculuğunda en yaygın yanlış düşüncelerden bir tanesini anlatmak istiyorum. O da hızlı değişim. Hokus pokus. Hayatında insanların hedefine hızlı emek harcamadan, ter akıtmadan, gayret göstermeden ulaşma isteği ve bu şekilde de inanması. Peki bu inanç nereden kaynaklı, nereden geliyor? Çocuklar biliyorsunuz masallarla uyutuluyor. O dönemlerde masallar anlatılırdı değil mi? Bu masallarda büyükler masal kitaplarında neyse onu okuyorlar. Orada da ne var? Hızlı değişim var. Yani bir şey oluyor, bir sihirli değnek dokunuyor. Pat diye bir öpücükle prens oluyor karşındaki. İnsanlar hızlı zengin oluyor, hızlı kilo veriyor. Masallarda böyle anlatılıyor. Peki bu hikayeler, bu masallar devam etti mi? Çocuklar büyüdükçe evet okullarda da anlatıldı hikayeler. Başka filmlerde, dizilerde, haberlerde cımbızla bir şey buluyorlar. O değişimi sanki herkes yaşayacakmış gibi böyle hızlı bir değişim, hayatta hızlı hedefe ulaşmak bu şekilde anlatılan masallardan dolayı insanların yaygın kısmı bu şekilde değişim olacağını normal kabul ediyor. Dolayısıyla istediği gibi olmadığı zaman bir şey hemen hayal kırıklığına uğruyor ve motivasyonu bitiyor. Motivasyonu kalmıyor, hevesi kalmıyor. Kendini geliştirmekle alakalı. Peki kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim hemen çok basit anlatayım. İki günü bir olan ziyandadır buyuruyor Peygamberimiz. Kişisel gelişimde düne göre bugün biraz daha iyi olmak. Bu kadar. Kendini geliştirmek, kasları geliştirmek. Dün 1 kilometre yürüyorsan bugün 1 kilometreden daha fazla yürümek. Yani kendinin en iyi versiyonu olmaya çalışmak, gayret göstermek. Yani irade gücünü arttırmak, nefis terbiyesi yapmak, bununla beraber şahsiyetini geliştirmek, karakterini güçlendirmek, disiplin kazanmak. Bunlar hepsi kişisel gelişim. İnsanların büyük bir kısmı bir gecede bir şeylerin olacağını düşünüyor. Bunun yanında kişisel gelişim, şahsiyet gelişimi, çaba gerektiriyor, sabır gerektiriyor, gayret gerektiriyor, ter gerektiriyor, emek harcaman gerekiyor. Emek harcamadan bir yere vardığın zaman onun kıymeti olmuyor zaten. Hızlı kilo vermekten örnek vereyim. Bir insan haftada 10 kilo verirse bu sağlıksız bir değişim. Sağlıksız olduğu için bu verdiği kiloları hızlı alır. Aynı zamanda sağlığını kaybeder. Yani hızlı değişim her zaman zararlıdır. Tekrar eski haline gelir insan. Peki sağlıklı değişim nedir? Sağlıklı değişim biraz fedakarlık göstermen lazım. Fedakarlık ne? Bazı alışkanlıklarını değiştireceksin. Mesela yeme alışkanlıklarını değiştirerek çikolatadan, şekerden, undan fedakarlık yapıp haftada 1 kilo vermek. Bunun gibi kişisel gelişimde de bazı fedakarlıklar yapman gerekiyor. Feragat ettiğin şeyler ne olabilir? Dizleri bırakmak, haberleri bırakmak, şomazlı, muşmula suratlı arkadaşlarını bırakıp kendini geliştirmeye açık olan insanlarla beraber takılmak, sosyal medyayı azaltıp kitap okumak konusunda kendini geliştirmek. Bunları yaparsan sağlıklı bir kişisel gelişim olur. Ve kişisel gelişim yolculuğunda hayal kırıklığı yaşamazsın. Şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. İstanbul'da bir eve davet edildik. Vardığımızda da asansör bozulmuştu. Öyle denk geldi. 16. kata çıkmamız gerekiyor. Çocuklarla beraberiz. Ve 16. kata yürüye yürüye hesapladığımızdan dolayı hanımla beraber el ele yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladık. Sonra çocuklar tabii biraz daha hızlıydılar. Onlar üçer adım, dörder adım yukarı çıkmaya çalıştılar ama tükendiler belli bir yere kadar çıkınca tükendiler. Biz ama o zamana kadar yavaş yavaş yürüdüğümüzden dolayı soluklanarak, nefesimizi israf etmeden, enerjimizi israf etmeden, adım adım sağlam adımlarla ilerlediğimizden dolayı çocuklarımız kadar yorulmadık. Biz de yorulduk ama çocuklarımız kadar yorulmadık. İşte kişisel gelişim bu. Gerçek değişim bu. Sağlam adımlarla ilerlemek. Yani ayaklarını halının üzerine basarak ilerlemek. Sağlıklı, doğru kişisel gelişim bu. Seni hayal kırıklığına uğratmayan kişisel gelişim bu. Emin adımlarla ilerlemek önemli olan. Sen eğer emin adımlarla ilerlersen o zaman eski haline dönmüyorsun. O yüzden sen de hayatında sağlıklı bir gelişim istiyorsan bu yanlış düşüncelerden, sana anlatılan masallardan uzak durman gerekiyor. Dolayısıyla hızlı değişim yerine sağlıklı adım adım sağlam adımlarla değişmeyi hedeflemek gerekiyor. Önemli olan hedefe giderken
o yolculukta sağlam adımlarla ilerlemek, hedefin kendisinden daha fazla hedefe giden yolculuk insanı mutlu eder. Biz yıllardan beri VIP eğitimlerimizle Almanya'dan Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirmeye açık, kendine yatırım yapmaya hazır olan insanları VIP eğitimlerimizle arzuladıkları hedeflere sağlam adımlarla, emin adımlarla biiznillah o yolculukta onlara eşlik ediyoruz. Eğer siz de maddi ve manevi hazırsanız, kendinizi geliştirmeye açıksanız, kendinize yatırım yapmaya hazırsanız, kendinize değer vermeye ve değerinizi arttırmaya hazırsanız, o zaman siz de bizim VIP eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bizim VIP eğitimlerimize katılabilmek için hemen videonun altındaki link var. Linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. VIP eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.